Eğer isteseydim seni öldürebilirdim. Ayrıca başka neler yapabileceğimi senden daha iyi kimse bilemez. Ama şöyle ki sana karşı zaafım var. Şimdiye kadar yaptığım her şeyde hep yanımda oldun. O yüzden seni öldürmek içimden gelmiyor. Ama Yogi bu olanların hiçbirini asla öğrenmemeli. Çünkü eğer Yogi olanları öğrenirse, işte o zaman senin gözünün yaşına bakmam öldürürüm. O zaman seni ne kadar çok sevdiğimi ve benim için ne kadar önemli olduğunu unutuveririm. Yaptığın bütün hataları affettim. Ama eğer Yogi gerçeği öğrenirse seni doğduğuna pişman ederim. Şimdi Daram gelir gelmez onunla birlikte doğrudan hastaneye gideceksin. Bak geldi bile. İkisinden de kurtuldum. Dinle, götür onu. Ve sen de Daram'la git. Hadi git dedim. Affedersiniz. Sakşi'nin odası hangisi? İleride, sağda. Teşekkür ederim. Şükürler olsun Tanrı bizi kurtardı. Ve bizi 6 ay zaman tanıdı. Yarın olsun bir bahane bulup evliliği istemediğimizi söyleyeceğim. Kimse öyle bir kadının gelini olmasını istemez. Ayrıca çok da uğursuz. Oğlumla nişanlanır nişanlanmaz onu bu hale getirdi. Baksana, bağırmadan konuş. Muhtar seni duyabilir. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Ama bunlar gerçek. Sen... Gel kızım. Gel. Şey diyecektim. Sizin abimden korkmanıza gerek yok. Annem dinle sadece... Satya, sırf abimden korktuğun için benimle evlenmene gerek yok. Bu evlilik için hayatımın sonuna kadar sana borçlu olmak istemiyorum ben. Satya'mın bu hale düşmesinin nedeni benim. Sadece benim. Lütfen beni affedin. Ve bu arada bu evlilik gerçekleşmeyecek. Sizin hiç kimseden korkmanıza gerek yok. Kimse size hiçbir şey söylemeyecek ve ben söz veriyorum buna. Renu? Öyle bir şey yok Renu. Renu beni dinler misin lütfen? Renu? Ağlamana gerek yok Anceli yenge. Ne sana ne de çocuğuna hiçbir şey olmadı. Purvi! Sen? Sen misin? Sen buraya nasıl geldin? Ve sen araba kullanmayı biliyor muydun? Araba kullanmayı bana Virendra öğretti. Evet. Purvi, hani şu anneni götüren o adamlar... Onlara ne oldu? Yaptığın iyilikler bir gün seni bulur sözü çok doğruymuş. Bizi öldürmeye gelen adam. Bir keresinde onun kızını kurtarmıştım. Onun kalp ameliyatı olmasını sağladım. Adam beni görür görmez tanıdı ve beni hemen serbest bıraktı. Hatta annemi de serbest bıraktı. Sonra beni köye geri getirdi yenge. Tanrı'ya şükür. En azından size bir şey olmamış. Ama artık benim hiçbir şeyim kalmadı. Bütün hayallerim paramparça oldu. O karışımı içeli çok uzun zaman oldu Purvi.
Şimdi bebeğim ne haldedir hiç bilmiyorum. Yaşıyor mu yoksa öldü? Yaşıyor. Sana da bebeğine de hiçbir şey olmadı Anceli yenge. Sana o karışımı içirmedim yenge. Başka bir şey içirdim. Yani? Hayır anne. Hayır anne, bana bunu yaptırma. Çabuk ol yoksa onu ararım. Bardağın içinde sadece su vardı. Purvi, bir şey söyleyebilir miyim? Sen beni affedebilecek misin? Sana şimdiye kadar çok kötü davrandım. Seni her zaman herkesin önünde suçlu çıkarmaya çalıştım. Seni cezalandırdım. Ben sana çok yanlış yaptım. Sen karşılığında ne yaptın? Sen benim çocuğumun canını kurtardın. Sen çok iyisin. Bana yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Anceli yenge, söylediklerinin hiçbirini ben yapmadım. Tanrı yaptı. Bütün bunları o yaptı. O yüzden benden özür dilemene gerek yok. Tanrı'dan özür dile ve ona şükret. Gidelim mi? Reno. Lütfen beni dinle Reno. Sen neden çıktın? Durumun iyi değil. Biraz olsun kendini düşünmüyor musun? Odana git ve dinlen. Bak Reno, az önce duydukların annemle babamın fikirleriydi. Benim değil. Benim için önemli olan tek şey senin şimdiki halin. Sana daha önce söylediğim gibi geçmişin artık geçmişte kaldı. Reno, sen hayatımda başıma gelen en iyi şeysin. Ben senin için her şeyden vazgeçerim. Gerekirse ailemden vazgeçerim ama seni hiçbir zaman üzmem. Evinizde seninle birlikte yaşayabilirim. Ben senin evinin bir köşesinde kalabilirim. Kimseye rahatsızlık vermem. Ama ben seni hiçbir zaman kandırmam Reno. O nişan yüzüğünü at Reno. Abi. Mrendra Pratap Singh'in kız kardeşi başka birini kendisiyle evlenmeye mecbur bırakacak kadar çaresiz değildir. Senin için çok daha iyi, çok daha eğitimli ve ondan daha iyi bir aileye mensup olan bir sürü kişi var. Bay Mrendra, çok doğru söylüyorsunuz. Belki de onlar Renu'ya benim sunamadığım lüksleri sunabilirler. Ama hiçbiri benim sevgimi ve saygımı ona veremez. Bay Mrendra, sizden annem adına özür dilemek istiyorum ve size söz veriyorum. Ne olursa olsun Renu'dan başka kimseyle evlenmeyeceğim. Dün başka bir şey diyordum ve bugün annem başka bir şey söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.